hepimizin atladığı, düşünmek istemediği bir gerçek var. Hayatın sonu bir gün bana da gelecek gerçeğini düşünmemek. Etrafımıza bakıyoruz, hep birilerinin başına bunlar geliyor. Ama ben karşılaşmayacağım sanıyoruz, değil mi? İster kabul et, ister kabul etme. Ama bir zaman sonra toprağın altındasın. Kendini yakıştıramıyorsun. Ama bu bir gerçek. Bugün o kabri birlikte çok daha yakından hissedeceğiz. Şu an bu videoyu dinleyen kardeşim, evet seni anlatıyorum. O gün senin için neşeli başladı. Ya da tam tersi. Etrafındaki herkes gülüyordu. Senin içinse sıradan bir gündü. Her günkü gibi sıradan bir gündü. Bulunduğun ortamdan ayrıldın. Ve sen günahkar birisi olduğunu, geçmişte yapmış olduğun onca hatalara rağmen yeteri kadar pişmanlık duyup Rabbine tövbe etmediğini hatırladın. Neyse dedin ve asansöre bindin. İndin aşağıya. Dışarıya doğru ilerlerken karşıdan karşıya doğru geçiyorsun. Ve geçtin. Yöneliyorsun, araca bineceksin, eve gideceksin. Hiç beklemediğin bir anda, hiç beklemediğin bir şekilde arkanı döndüğünde bir anda yüksek bir korna sesi duyarak, filmlerde yaşanıyor sadece zannettiğin ama günde binlerce kişinin başına gelen bir trafik kazası. O an sanki ağır çekim, araba yanında, vücudunu öyle bir savuruyor ki uzaklaşıyorsun, taklalar atarak uzaklaşıyorsun. Ama o an sanki 10 saniye değil de 1 saatmiş gibi kafandan o kadar çok düşünceler geçiyor ki vücudun yavaş yavaş yere süzülüyor ve birkaç kez sektikten sonra asfaltın üzerindesin. Dostlarını arıyorsun, ambulans sesleri yükseliyor. Bir anda etrafın insanlar tarafından dolduruluyor. Sağına soluna bakıyorsun ve kan revan içinde olmuşsun. Acaba her şey bitti mi? Halbuki benim yaşım daha gençti. Ben nasıl ölürüm? Yaşlılara giden bir şey değil miydi ölüm? Bilmedin ki mezarlıkta 90-92 doğumlu, 2000 doğumlu, 2010 doğumlu, binlerce, on binlerce genç var. Belki de oraya doğru yol tutacaksın. Bakalım Rabbim şifa verecek mi derken ambulans, siren sesleri yaklaşıyor. İnsanlar etrafında panik yapıyorlar. Bağırıyorlar, çağırıyorlar. Etrafını açın, nefes alsın diyorlar. Aman Allah'ım, ne oluyor bu sefer başrolde sen varsın? Neler oluyor? Şu an neler yaşıyorsun? Ve şu anda kan vücudundan o kadar çok akıyor ki gittikçe kan azalmaya başlıyor. Titremeye başlıyorsun. Vücudun uyuşmaya başladı. Daha sonra ambulansın içine koyuyorlar seni ve ambulans son şeride geçiyor, bütün hızıyla seni hastaneye yetiştirmeye çalışıyor. Kornalara basarak, etrafını yararak ilerliyor. Yaklaşıyorsun hastaneye doğru. Etrafındaki insanlar sana pansuman yapıyorlar. Seni tedavi etmeye çalışıyorlar. Ama ne kadar fayda edebilirler? Hastaneye girdin. Etrafında bir anda 8-10 kişi ve ameliyat başladı. Seni dünyaya döndürmeye çalışıyorlar. Ama sanki bu sefer sona yaklaştın. Ölüme hiç bu kadar yakın olmamıştın ve pişmansın. Geriye dönmek istiyorsun. Bir fırsat daha diyorsun ama etrafındaki doktorlar, hemşireler pervane gibi dönüyorlar. Acaba seni kurtarabilecekler mi? Hastanenin içinde dijital sesler duyuyorsun. Ve doktor, o telaşlı, o korkulu doktorun yüzüne bir acı düşüyor. Artık yüzü buruş buruş. Ve yaraların açık haldeyken arkasını dönüp uzaklaşmaya başladı. 8 kişiydiler başında. 6'ya düştü. Sonra 4'e düştü. Dışarıda birisi var. Camdan ameliyathaneyi seyrediyor. İçeri girmesine izin vermişler. Kim bu? 15 dakika önce. Geriye sar bakalım kardeşim. Evde Annenin telefonu çalıyor. Annen telefonu kaldırıyor. "Efendim" diyor. Gözyaşlarına boğuluyor. "Evladım" kelimesini belki de hiç bu kadar içten kullanmamıştı. Annen hastaneye geldi koşarak. Seni izliyor. Umutsuzca izliyor seni. Ellerini açıyor Rabbine. "Rabbim, ne olur evladımın canını bağışla. O daha çok genç. O daha senin yoluna girmedi. Hayatı hatalarla dolu. Onun yanına alma. Ne olur Allah'ım" diyor. Allah'a yalvarıyor ama doktorlar etrafından uzaklaştı. Yalnız bıraktılar seni. O buz gibi ameliyathanede. Ruhun beyninden ayrılma vakti geldi mi yoksa? Azrail aleyhisselamı görüyorsun. Hani sen Allah yolunda gitmedin ya? Allah yolunda gitseydin Azrail aleyhisselam sana bir arkadaş gibi gelecekti. Ama sen Allah yolunda gitmemeyi tercih ettin ya. Sen içki sofralarına takıldın ya. Sen gözünü haramdan sakındırmadın ya. Ne olacak diyerek 50 tane fetva uydurdun ya. Bugün çok pişmansın kardeşim. Evet, artık her şeyin sonu geldi. Çünkü Azrail aleyhisselam seni bir arkadaş gibi karşılamadı. Bir azap meleği olarak dehşet verici ve korkutucu bir şekilde karşına çıktı. Belli ki gideceğin yer çok güzel bir yer değil. Yoksa seni böyle korkutmazdı. Ve Azrail aleyhisselam ruhunu bedeninden ayırmaya gelmiş. Sonra gözlerini açıyorsun. Gözlerini açtığında ne görsen etrafında insanlar var. Sana tepeden bakıyorlar. Seni bir çukurun içine atmışlar. Soğuk, kapkaranlık bir çukura atmışlar seni. Ne oluyor diyorsun? Nereye gidiyorum ben diyorsun? Cennete mi, cehenneme mi? Hayır, hiçbir yere gitmiyorsun kardeşim. Önce kabir var. Kabir azabı var. Allah'ı razı edemeyen kullar için bunlar var. Ve etrafında bir sürü insan var. Sevdiklerin var, annen var, ağabeyin var, kardeşlerin, kankaların, her şeyin var. Beraber yüzlerce günaha girdiğin o arkadaşların da senin kabrinin başında. Kardeşlerin, arkadaşlarım dediğin insanlar var. Hepsi sana tepeden bakıyorlar. Çok pişmansın ve geri dönmek istiyorsun. Ama yok. Sonra bakıyorsun ki imam bir şey söylüyor. Ağzından birkaç kelime çıkıyor. Hayatın boyunca hep Kur'an-ı Kerim dinlemiştin ama bu sefer imam sana bakarak senin ruhuna Kur'an-ı Kerim okuyor. Hiç bu kadar acıklı olmamıştı. Bir de bakıyorsun ki sevdiklerin ön safa gelmişler. Üzerine en çok kumu onlar atıyorlar. Hepsi birbiriyle yarışa girmiş. Bana ver, bana da ver. O küreğin toprağa saplandığındaki çıkan o ses var ya, onu yüreğinde hissediyorsun. En çok sevdiğin insanlar, hepsi üzerine toprağa atıyorlar. Ve en çok sevdiğin yanına geliyor. Üzerine tahtaları koyuyor. Beyaz bir kefenin içine girdin işte. Bitti hayat. Ne geçti eline? Ne kaldı elinde? Kandırdın beni yalancı dünya. Kandırdın beni boş işlerle, televizyonlarla, dizilerle, haramlarla hayatımı berbat ettin. Ve elimde hiçbir şey kalmadan beni gönderiyorsun. Nerede kaldı mal? Nerede kaldı mülkün? Ne oldu? Kendini bir şey zannediyordun değil mi? Hadi gir toprağa. Hadi kucakla. Kapkara toprağa girdin. Üzerine toprağa atıyorlar. Dünya renkliydi. Ama aşağısı simsiyah. İçeride zerre kadar bir ışık yok. Zerre kadar bir renk yok içeride. İşte bundan sonra kalacağın evin burası senin. Hissettin mi? Tek kelimeyle pişmanlık değil mi? Ellerini açıp yalvarmak isteyeceksin. Ama yalvaramayacaksın. Çünkü vücudunu toprak o kadar sıkıştırmış ki ne sağa ne sola, dişlerini gıcırdatmaktan başka bir şey yapamıyorsun. Pişmansın. Seni yaratıp doğduğun günden beri sana rızkını veren, etrafında annenin şefkatini perverde eden, çok borçlu olduğun Allah'a ihanet ettin. Pişmanlık hissediyorsun. Doruklarına kadar bunu yaşıyorsun. Yazıklar olsun diyorsun kendine. Suratına tükürmek istiyorsun ama bunu yapamıyorsun. Vücudunu saran toprak ve diyorsun ki, evet kardeşim, dinleyen sen. Diyorsun ki, Allah'ım, vallaha billaha tallaha çok pişmanım. Ne olur Rabbim, bir fırsat daha ver. Beni dünyaya geri gönder. Ben bu çaresiz, bu kadar ellerim boş kalacağımı anlayamadım. Kandırdım kendimi dünyanın fantezileriyle. Aldattı beni yalancı dünya. Allah'ım ne olur. Ne olur Rabbim. Rabbim ne olur. Nefes almak istiyorum. Allah'ım bir fırsat daha ver bana. Başımı ölene kadar secdeden kaldırmayacağım. Ne yaptım ben ya, ne yaptım? Bir Kur'an, hayatımda bir kere bile Kur'an'ı hatmedebilmiş bir insan değilim. Gaflet ne hale çevirdi beni Allah'ım diyorsun. Ama fayda yok hiçbirinden. Bugün sana kimseden fayda yok. İşte annen yanında. İşte ağabeyin yanında. Bağırmak istiyor musun? Bağır kardeşim, ama istediğin kadar bağır. Bugün senin sesini duyan yok. Abi, canım abim, kardeşim ne olur yardım edin. Anacığım, canım anam, bana bir şey olduğunda, gece üstüm açıldığında uykuların kaçardı. Geceleri üstümü örterdin. Anacığım, bak ben çok azap çekiyorum. Bunu hissetmiyor musun? Görmüyor musun? Duymuyor musun anacığım? Neden kafama vurmadınız o günahlara girerken? O kadar çok kılınmamış namazlarım varken? Neden? Canım babam, kardeşim, kankalarım, hani her şeye beraber giderdik? Kavgaya beraber giderdik. Birbirimizi satmazdık. Delikanlıydık. Nerede kaldı delikanlılığınız? Biriniz de yardım edin. Kardeşim, istediğin kadar bağır. Bugün artık fayda yok. Bugün fayda yok. Sesini sadece bir duyabilir. Allah. Şimdi anladın mı? La ilahe illallah ne demek? Allah'tan başka ilah yok ne demek? Ne oldu başka ilah edindiğin şeyler? Nerede aşığım dediğin, senden vazgeçmem diyerek gözlerinin içine bakan sevgilin? Aşkın nerede bugün? Nerede ilah edindiğin paralar, pullar? Dinini satmıştın para için, hatırlıyor musun? Patron izin vermiyor diye namaz kılmıyordun. Dinini satmıştın belli paralara. Hani? Nerede patron? Nerede paraların? Sadece Allah duyabilir seni. La ilahe illallah. Ama Allah'la da aran bozuk be kardeşim. Şimdi ne olacak? Çok yamuklar yapmışsın. Ellerini açıp yardım dilemek için yüzün bile kalmamış. Gözyaşların artık o kadar çok akıyor ki toprağı ıslatıyorlar. Artık yeni evin burası senin. Kıyamet kopana kadar kabirde azap çekeceksin. Ve her sabah, her akşam sana gideceğin cehennem gösterilecek. Ve şunu hiçbir zaman söyleyemeyeceksin. Rabbim ne olur bu kabir azabı bitsin de artık gideceğim yere gideyim. Bunu diyemeyeceksin. Neden biliyor musun? Çünkü kabir azabı bittiği zaman seni cehennem bekliyor. Ve cehennem daha kötü bir yer kardeşim. O yüzden bitsin diyemeyeceksin. azap çekeceksin. İstiyor musun kardeşim? Gerek var mı? Cehennemi de anlatayım mı sana? Dinliyorsun değil mi? Cehennem bu anlattıklarımdan çok daha fazla. Gerek var mı kardeşim? Gerek var mı? Gerek var mı dünyanın içindeki boş işler için ahiretini yakmaya? Belki burada 5 vakit namazını bile kılamayan değil, kılmayan kardeşlerim var. Ne oldu? Hep bir mazeretimiz vardı değil mi? Şundan kılamıyorum, bundan kılamıyorum. Kardeşim, o mazeretler toprağın altına girince seni kurtarmıyor. Tamam, bunu geçirin demiyorlar. Ne olur, aklını başına al. Bu adam çıkmış kim oluyor, böyle konuşuyor deme. Seninle alıp veremediğim yok be kardeşim. Seninle, nefsinle bir alıp veremediğim var. Benim ne menfaatim olabilir ki? 5 kuruş para mı giriyor cebimize? Birkaç kardeşimizin ahiretine vesile olmak için bu hatırlatmayı sizlere yapıyoruz. Görmüyor musun İslam aleminin durumunu? Kendini suçlu hissetmiyor musun hiç? Suriye'de ve dünyanın birçok yerinde kadınlara tecavüz ediliyor. Karınlarında kendi suçu olmayan çocukları taşıyorlar. Onların çocuklarını taşıyorlar. Ne zannediyorsun? Savaşta bu tarz şeyler yapılıyor kardeşim. Askerler oranın kadınlarına neler yapıyor biliyor musun sen? Rahatsız olmuyor musun bunlardan? Nerede dava şuurun? Hani İslam'ı yaşayacaktın? Hani dünyaya gelmeden Rabbine söz vermiştin? İslam'ı anlatacaktın. Sen bu davaya neden sahip çıkmıyorsun? Önce kendine bir sahip çık. Bak, hala dünyadasın. Kabre girdiğinde neler yaşayacağını gördün. Artık namazdır, Kur'an'dır, bunları öğrenmeye çalış. Bunu da geçtik. Müslüman bir insana namaz kıl denir mi? Müslümanın borcu değil mi? Müslüman birisine namaz kılıyor musun diye bir soru sorulur mu Allah aşkına? Bu gerçekten o kişiye bir hakaret olmalı. Artık İslam'ı öyle öğrenecek, öyle bir öğreteceksin ki kardeşim. Eline İslam'ın bayrağını öyle bir alacaksın ki. Dünyanın neresinde olursa olsun zulmedenler İslam'la müşerref olacaklar. Zulümlerinden vazgeçecekler. Ümmetin şu anda ittihad-ı İslam bilinci maalesef yok. Ama sen öyle videolar yapacaksın ki, öyle yaşayacaksın ki, İslam'ı öyle güzel anlatacaksın ki, Müslümanlar ittihat etmek zorunluluğu hissedecek ve İslam'a, dinlerine sahip çıkacaklar. Biz eğer bir olsaydık, alemi İslam birlik olsaydı, birimize saldırırsan ey Amerika, hepimizi karşında bulursun deseydik, alemi İslam'ı, Orta Doğu'yu perişan edebilirler miydi? Söylesene, edebilirler miydi? İşte sen Müslümanlara İslam'ı anlatmadığın için oldu bunlar. Müslümanlar İslamiyet'i bilmiş olsalardı, hakkıyla bilselerdi böyle olur muydu? Ne olur, artık İslam davasına sahip çık. Bu kadar yeter kardeşim. Dünyaya bu kadar tamah ettiğin, bu kadar eğlence, bu kadar zevk ve sefa yetmez mi? Gireceğiz işte artık kabre. Ne kalacak elimizde? Bunlar kalacak. Mücadelelerimiz kalacak. Yaptığımız iyilikler kalacak. Neden bir şeyler yapmaya çalışmıyoruz? Amacın işe gitmek, eve gelmek sadece bunlardan mı ibaret? Sadece çocuk büyütmekten mi ibaret? Sadece ev işiyle ilgilenmek için mi yaşıyorsun ey sevgili hanım kardeşim? Yoksa senin daha büyük gayelerin yok mu? Bunlarla birlikte aklını başına al canım kardeşim. Ölüm ölmüyor. Kabir kapısı kapanmıyor. Rabbin seni bağışlamak istiyor. İşte bu uyarı sana bir vesile olsun. Lütfen kardeşim, hadisi kutsi bak ne diyor? Rahmetim gazabımı geçmiştir. Kulum bana bir adım atarsa ben ona 10 adım atarım. Kulum bana yürürse ben ona koşarak giderim diyor. Allah seni affetmek istiyor. Hadi bir adım at. Bugün seccadeyi önüne ser. Bir abdest al. Bismillah, Allahu Ekber de. Rabbim, senin huzuruna geliyorum artık 5 vakit. Kabul et de. Senden başka kapı yok Allah'ım de. Ne yapmam gerekiyorsa bundan sonra senin emrindeyim de. Ve ben bunu sana söylerken kafanda hala bir mazeretin varsa bil ki bu şeytandandır, nefsindendir. Enayi gibi yıllarını, 10 seneni, 20 seneni, 30 seneni, her zaman bir mazeretin vardı değil mi? Bugün artık aklını başına al. İslam'ın davasına sahip çık. Lütfen, ihmal etme kardeşim. Hadi, kalk, bir abdest al. Ser seccadeyi. Öncelikle 2 rekat namaz kıl. Allah'ım, beni dinin üzerine sabit kıl diye içinden geçerek dua et. Yaptıklarına pişmanlığını dile getir. Sonuçta hiç ölmeyecekmiş gibi yaşama. En başta da ifade ettiğim gibi, ölüm ansızın seni bulabilir. En sevdiklerin senin yanında olmayacaklar. Hepsi senin üzerine o kabir toprağını sermek için birbirleriyle adeta yarışacaklar. Sadece kabre girdiğinde güzel ameller senin kabrini aydınlatacak. İstemez misin aydınlık bir kabirde yaşamayı? Hadi, ser seccadeni. Lütfen başkalarının da istifade edebilmesi için videomuzu beğenerek paylaşmayı ve Can Demiryel kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşça kalın.